en çok konuşulan isimlerden biri Roger Schmidt. PSV ile imzaladı. Mesela ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Roger Schmidt'i getirmek için elimden geleni yapardım. Gelir miydi? Zannetmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin Türk futbolunun albenisi ne? Ne sence Numan Türk futbolunun albenisi? Para. Yani Türkiye'ye getirmek için bir futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız, iyi bir kadronuz varsa o bir avantaj. Onun için gelebilir Şampiyonlar Ligi'ni oynamaya. Ama Türkiye'ye gelen futbolcu ekseriyetle 1 milyon euroluk futbolcuyken 1.750-2 alabildiği için Türkiye tazminatı diye bir şey var. Bir teknik adamı da getirirken nasıl olur? Wolfgang Franz diye bir teknik adam var. Alman teknik adam. Bu Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, dün hayranlıkla seyrettiğimiz Julian Nagelsmann hep bu adamın ekolünden. Hı. Yani yüksek defans hattı, yoğun pres, geçiş hücumu, 5 saniyede rakip kale gibi ve futbolcuların tamamının %100 fit olmasını isteyen, yoğun bir futbol oynatan, Jürgen Klopp futbolunu kafanda tasarlayan, yani topu kaybettiğinde hemen almak. Şimdi artık Jürgen Klopp hibrit bir futbol oynatıyor. Bazen topu da bırakıyor da o ayrı. Roger Schmidt'e de ona uygun bir kadro vermek lazım. Fenerbahçe o kadroya sahip. O kadroya sahip. Fenerbahçe'nin kadrosu çekirdek kadrosu konuşulduğu ya da düşünüldüğü kadar kötü bir kadro değil. Ben biraz daha olumlu bakıyorum ama çok önemli eksikleri var. Yani Fenerbahçe'nin çok önemli stoper eksiği var. Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları eksiği var. Fenerbahçe'nin sol bek alternatif ya da daha iyi bir sol bek eksiği var. Ama Fenerbahçe'nin işte bir iyi bir forveti, iyi olmaya aday bir kalecisi ben devam edileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir orta sahası. Yani sen omurgasının iyi olduğunu söylüyorsun. Ozan Tufan da iyi bir futbolcu. Yani bunun etrafına bir stoper, bir alternatif kanat oyuncusu, iki, üç transferle gelecek iyi organizatör bir teknik adamla. Yani elindeki malzemenin kıymetini bilen, hepsinden faydalanabilen bir teknik adamla Fenerbahçe'nin uçup kaçacağını değil ama gelecek sezon, çünkü yeniden gelecek sezon Fenerbahçe'nin amacı Mayıs'ta şampiyonluk yarışı içinde olmak olmalıdır. Fenerbahçe futbol takımı en son Aykut Kocaman'la yaşadığı şampiyonluk, son 2 sezon öncekini söylüyorum. Ondan beri taraftarına bir şey verememektedir. Üzüntüden ziyade, kaygıdan ziyade. Bak bunu puan bazlı da söylemiyorum. Yani bir de şey de kaybolacak Fenerbahçe açısından. İlk senelik çok yüksek bir kredi vardı. Bundan sonra zaten yavaş yavaş omurtular başladı. Üçüncü sezonun başlangıcı ya da bu Türkiye Kupası'nın gelecek sezonun yapılanmasında ve mental ayakta kalmayla alakalı Fenerbahçe çok büyük önemi var. Eğer Türkiye Kupası'nı kazanırsa çok önemli bir sıçrama noktasıdır Fenerbahçe açısından. Hem Sayın Başkan'a, Ali Koç'a da moral verir. Yeniden bir çalışma şevki verir. Kendisi diyor ki biz bu destek beni, hani son Galatasaray maçından sonra tepkiler oldu. Sonra Fenerbahçe taraftarı destek verdi. Benim içimdeki hırsı daha da arttırdı. Daha fazla çalışmak istiyorum. Ama biraz daha Fenerbahçe'nin, şimdi ben Aziz Bey'in, Aziz Yıldırım'ın döneminde olağanüstü başarılı bir başkan. Son döneminde ise olağanüstü başarısız bir başkan. Bu sadece yani basketbol takımında yaptığı işler zaten ayrı, futbol takım bazlı konuşursak. Geldiğinde Fenerbahçe'nin maddi eksikleri vardı. Maddi durumu çok iyi değildi. Para akışını sağladı. Stadı kötüydü, tesisleri kötüydü, topuk yaylası yoktu, feneryum yoktu vesairesi yoktu. Böyle fiziki şeyleri gerçekleştirip Fenerbahçe'yi çağ atlattı. Ancak bu parayla devir değişiyor. Sadece bizim sektörümüzde de böyle, futbolda da böyle bir devrim yaşanıyor aslında yayıncılıkta ve spora da bu yansıdı. Spora yansıması da maddi boyutuyla oldu tabii ki. Orada artık paradan ziyade, neden mesela Avrupa futbolunda sportif direktörler milyonlarca euroyla transfer olmaya başladı? Mesela Monchi Roma'ya gitti, gerisi. Evet. Çünkü artık hem parayı kullanmayı bilen hem de futbolu bilen insanlar gerekiyor. Yani ama Damian Comolli değil. O başarısız. Yani daha önce de diğer kulüplerinde de başarısız. Roger Schmidt bilmeyebilir, gelmeyecek de. Ya da dedi Leonardo Jardim, imkanı yok inşallah. Gelmeyebilir. Ya da Jorge Jesus gelebilir. O çünkü hani Flamengo, Brezilya, biraz daha gezmeyi seven bir teknik adam. Ama bunlar işte kulübü tanıması, vakıf olması kolay değil. Bunu anlatabilecek ara kademe belki bir yöneticiye ihtiyaç var.